Hem komünist propaganda ve faaliyette bulunmaktan hem de irticai nitelikte konuşma yapmaktan yargılanmış tek aydın. Milli mücadele kahramanı, Marksist, Müslüman, tarih yorumcusu, dilci, tıp adamı. Ama hepsinden önce samimi, dürüst, kalbi Türkiye'nin refah ve mutluluğu için çarpan bir insan. Hikmet Kıvılcımlı. Siyaset bilimcilerin kargaşa ve kaosu anlatmak için kullandıkları Balkanlaşma kavramı neyi ifade ediyorsa, hepsinin hatta fazlasının var olduğu Kosova'nın Priştine kentinde 1902'de doğdu Hikmet Kıvılcımlı. Babası kentin posta telgraf müdürü Hüseyin Bey, annesi Münire Hanım'dı. Hastalık pençesinde adım atmıştı hayata. Düşmeyen ateş, uykusuzluk, duraksız ağlamalar, günden güne eriyiş. Ama Kosova halkının türbesini kutsal saydığı Bektaşi dedesi Ali Baba, lise öğrencisi teyzesi Seher Hanım'ın rüyasına bir hışım girip, "Bebeğe Hazreti Ali'nin adını verin, Allah'ın izniyle iyileşir bu yavru," deyip de o söz tutulunca mucizevi bir şey oldu ve kendine geldi Hikmet Ali. Balkan çeteciliğinin her türünün cirit attığı, her günün yeni bir isyan ya da dağa çıkış haberiyle başladığı kentin, nutuk atan envai çeşit siyasi hatip tarafından paylaşılmamış köşesi kalmamıştı. Çocuk haliyle bu hercümerci meraklı gözlerle izliyor, teyzesi onu okuduğu okula nutuk atanların taklidini yaparak arkadaşlarını eğlendirsin diye götürüyordu. Babasının Yemen Hicaz Posta Müdürlüğü'ne tayin edilmesi aileyi çözdü. Oğullarını Arap topraklarına götürmek istemeyen karı koca, onu Priştine'de yeni evlenmiş olan teyzesi ve subay olan eniştesine emanet edip gittiler. Bu, anne ve babasının son görüşü oldu. Bulgar çetelerinin artan baskılarından yılan halkla beraber önce Drama'ya, sonra Serez'e göçtüler. Abdülhamit'in tahttan indirildiği haberiyle kendinden geçen yığınları, eski devir paşalarına saldıran, onların feslerini zorla kafalarından çıkartıp hürriyet narasıyla havaya fırlatan insanları gördükçe şaşırıp kalıyordu. Sonunda ana vatana, Anadolu'ya geçmekten başka çare kalmadığını görüp gemiyle önce İzmir'e, oradan da Muğla'ya geldiler. Balkan Savaşı başladığında ne olduğunu bile anlayamadan Üsküp'te buldular kendilerini. Eniştesi tayin edilmişti. Kıvılcımlı'nın çocuk gözleri orada büyük göçe tanıklık etti. Eniştesini bırakıp ardı arkası kesilmeyen kafilelerden birine katıldılar. Balkan Harbi'ni yaşadığı için, gördüğü için fevkalade muzdarip olmuş bir insan. Balkan Harbi'nden kanı arabasıyla kaçışlarını anlatır doktor. Yani onda o devrin ızdırabını, yaşantılarını unutulmaz bir yer etmesi vardır bilincinde, şuurunda. Balkan Türklüğünün kanlı dönüşünün parçasıydılar artık. Eşkıya baskınından korkan insanların hepsi, bu arada Hikmet Ali de silahlıydı. Ama yol boyu cılız omuzlarında zorlukla taşıdığı Mannlicher tüfeği bırakmadı. Birkaç kez kayboldular. Sonra düzlüğe çıktılar. Köprülü'den tren yoluna ulaştıklarında hepsinin ayakları yara içindeydi. Bir hububat treninin üstü açık yük vagonuna atlayıp Selanik'e vardıklarında açlıktan ölmek üzereydiler.
Şehir panik içindeydi. Oradan oraya koşuşan kalabalıkların arasında çocuklar ayak altında eziliyor, gözden kaybolanın izi bulunamıyordu. Hikmet Ali, dehşet içinde sımsıkı yapıştığı teyzesiyle birlikte onun elini bırakmama çabasıyla peşlerine takıldıkları bir aileyle yağmalanmış bir dükkanın bodrumuna sığındı. Açtılar. Hikmet Ali o sabah ilk kez yaşı küçük de olsa erkek olmanın kendisine sorumluluk yüklediğini düşünerek iş aramaya koyuldu. Akşama kadar mutlaka ekmek alacak parayla dönmek istiyordu teyzesinin yanına. Çaldığı her kapı yüzüne kapandıktan sonra şansını denemek için limana gitti. Ve taşıyabileceği ağırlıkta valizi olduğunu gördüğü birine hamallık yapabileceğini söyledi. Yarım saat sonra kan ter içindeydi. Ama cebinde ekmek alacak kadar parası vardı. Ertesi gün yine sürdürdü iş aramayı. Okuma yazması vardı, hesabı kuvvetliydi. Nihayet bir tüccar depoya giren çıkan malların listesini tutabileceğine hükmetti ve yanına aldı onu. Bir hafta sürdü bu iş. O arada teyzesi yerel yetkililere yalvara yakara çektirdiği telgrafla subay olan ağabeyi Murat'a ulaştı ve onun çabalarıyla zar zor başkente giden trene bindiler. İstanbul Selanik'ten farksızdı. Birkaç gün kalabildiler akrabalarının yanında. Sonra Murat'ın görev yaptığı Kuşadası'na gittiler. Onlar için göç bitmişti. Uzun süre sonra ilk kez kendisini emniyette hissediyordu Hikmet Ali. Delice Emin Efendi'nin ilkokuluna kaydı yapıldı. Savaş, eğitimin niteliğini değiştirmişti. Ders olarak çocuklara tahta tüfeklerle nişan alma talimleri yaptırılıyordu sadece. Takılan lakaplar dahi ateş, barut, bomba, karavanaydı. Hikmet Ali, o çağ ve ortamda her erkek çocuk gibi hevesli ve yatkındı silah kullanmaya. Dayısı ona Efes harabelerinde gerçek mermilerle atış yaptırdığında hedefi bulmakta zorlanmamasının ödülü olarak Celal Nuri'nin Tarihi İstikbal adlı kitabını verdi. Ve elinden kitap düşmez oldu bir daha. Birinci Dünya Savaşı başladığında Kuşadası'ndaydılar. Gelen giden gemilerin bıraktığı gazetelerden dünyanın yangın yerine döndüğünü okuyordu Hikmet Ali. Savaş vardı ama uzaktaydılar. Bir gün Sisam'dan sökün eden bir İngiliz zırhlısı kasabayı bombalamaya başlayınca dünyası karardı tekrar. Vurulanlar arasında yengesi vardı bu kez. Teyzesi ve dayısıyla birlikte yeniden Muğla'ya gittiler. Aydın Söke yolu dağılmış ordudan arta kalan perişan haldeki askerlerle doluydu. Muğla'da asker kaçakları yakalanıp akşam vakti mezarlığa götürülüyor ve orada kurşuna diziliyordu. Demirci Mehmet Efe'nin verdiği baskınlarda ölen insanlar bir yanda, karakolda işkence gören insanlar diğer yandaydı. Sıtma salgını da cabası. Köyler mezarlığa dönmüştü adeta. Bu ıstırap tablolarının üzerine dayısının ölümü geldi. Yük onun sırtındaydı artık. Okula gitmediği zamanlarda vergi dairesinde çalışmaya başladı. Sonunda savaş bitti. Yenilmiştik. Peşinden işgal başladı. Tabii direnişte. 16 yaşında hayatının en deli çağındaydı Kıvılcımlı. Dayısının silahını kapıp Kuvayi Milliye'ye katıldı. Düşmana karşı gerilla savaşı veren, silah depolarına baskın yapıp Ankara'ya mühimmat teminine çalışan Yörük Ali Efe'nin kızanlarından biri oldu. Bir halk çocuğudur. Askeri tıbbiyede okumuştur. Askeri tıbbiyeyi bitirme fırsatını bulamadan Milli Kurtuluş Savaşı'na dahil olmak zorunda kaldı. Elde silah bizzat emperyalist istilacılara karşı savaştı. Önce Yörük Ali çetesinde, daha sonra Müfreze'nin adını hatırlayamayacağım bir kasaba adı olacak. O kasabanın adını taşıyan Müfreze'nin komutanı tayin edildi Ankara'dan. Resmi bir görev bu. Tabii halkın içinde ve Milli Kurtuluş Savaşı'nın içinde olduğu için çok kendisi de halk çocuğu. Eli halkın nabzında sürekli. Dolayısıyla sosyal ihtiyaçlar nedir, ekonomik ihtiyaçlar nedir?
sosyokültürel yapı istikbalde nereye gidecek, nereye gitmesi gerekir? Bu konularda rahatlıkla karar verebilecek pozisyondaydı, durumdaydı. Yani onun genç yaşta olmasına rağmen o yıllarda o hazırlığı vardı. Aynı anda işgalci emperyalist güçlerle işbirliği yapan, yerel yöneticilere gözdağı vermeye çalışan ve tamamı gençlerden oluşan bir gruba katıldı. Kısa zamanda önder konumuna geldi. Ama ne çete savaşıyla ne birkaç işbirlikçiyi saf dışı etmekle düşmanın yıldırılamayacağını da görüyordu. Önce teyzesini gönderdi. Sonra kendisi bir yolunu bulup Rodos'a, oradan bir yük gemisine tayfa yazılıp İstanbul'a geçti. Teyzesi gibi onun da yokluk çeken ama başlarını sokacak evleri olan akrabalarının yanına sığınmaktan başka seçeneği yoktu. Bir yandan geçici işlerde çalışıp, diğer yandan okula devam etmek istiyordu. Kendi kendine gidip kaydını yaptırdı Vefa Lisesi'ne. Ankara'da milli mücadelenin bayrağı yükselince disiplin cezasını göze alıp okula Kuvayi Milliye'nin alameti kalpak ve çizmeyle gidip gelmeye başladı. Bir süre sonra Mektebi Sultani'nin 9. sınıfına devam etme hakkı kazandı, bitirince de tıp fakültesine yazıldı. Bütün akranları gibi dini terbiyeyle yetişmiş, buna rağmen dini cemaatlerle pek ilgilenmemişti. Ama şimdi onca felakete tanık olduktan sonra ruhunda açılan yarıya ancak İslam'ın merhem olacağını düşünüyordu. Bir tarikada intisap etmedi ama bulduğu her fırsatta soluğu dergâhlarda aldı. O çevrede Arapçasını, Kur'an bilgisini derinleştirmeye çalıştı. 19 yaşına kadar 5 vakit namaz kılan bir Müslüman doktor. Hatta teravide bir akşam kaç rekat kıldığını şaşırıyor. Bir 40 rekat daha kılmaya kalkıyor. Cami imamı, hadi efendi kalksana diyor. Camiyi kapatıyoruz ya diyor. Rekatları tamamlamaya çalışıyor. 19 yaşında olan olay. Öte yandan 1917'de Rusya'ya hakim olan sosyalizm dalgasının Türkiye'ye yansımalarını görüyordu. Emperyalizm, eşitlik, adalet, ezilenler, işçi sınıfı. Ve Türkiye Komünist Partisi'nin Mustafa Supi kaynaklı bildirileri. Öylesine cezbedici, öylesine pırıltılı bir gelecek tablosuydu ki çizilen, hayalindeki reçeteyi bulduğunu düşündü ve sosyalist gruplarla ilişki kurdu. TKP'nin genç taraftarlarından biri, hatta militanıydı artık. Toplantılara katılıyor, bildirilerin dağıtılmasını organize ediyor, Anadolu'da milli mücadelenin bayrağı yükselirken Mustafa Supi'nin de Türkiye'ye gelip Ankara'ya güç katacağı ümidini taşıyordu. Ancak beklediklerinin hiçbiri olmadı. Ruslarla içli dışlı oldu Ankara. Büyük taarruz öncesi Rus diplomat ve kurmay subaylarıyla birlikte cepheyi ziyaret edecek kadar onlara yakın davrandı Mustafa Kemal. Fakat TKP lideri Türkiye'ye girdikten hemen sonra öldürüldü. İmparatorluk günlerinde Bolşeviklere göz açtırmayan polis takibi, Cumhuriyet döneminde de hızından hiçbir şey kaybetmeden sürdü. Bu zaman zarfında Kıvılcımlı, Kurtuluş, Aydınlık dergilerinde yazıları yayınlanan, Türkiye Komünist Partisi kadroları içinde tanınan, hareketin yayın organlarının gençlik eklerinin emanet edildiği bir isim haline geldi. Ve 1925'te partinin Beşiktaş'ta akaretlerde gerçekleştirdiği ikinci kongrede merkez komite üyeliğine seçildi. Şeyh Said isyanının tetiklediği takrir-i sükun dönemi, polis takibi aşamasının bittiğinin, tutuklama ve cezalandırma sürecinin başladığının işareti oldu. TKP, illegal çalışmaya başladı, her üyesi gibi Kıvılcımlı hakkında da yakalama emri çıkarıldı. İstiklal Mahkemesi, 10 yıl hapis cezasına çarptırdı onu. Hapishaneyle tanıştı böylece. Ertesi yıl afla serbest bırakıldı bırakılmasına ama mimliydi artık. 1927'de TKP tarihinin ilk büyük çözülmesini yaşadı. Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir koptular hareketten. Aynı anda polis parti arşivini ele geçirdi. Delil bulunmuş, Kıvılcımlı deşifre olmuştu. TKP kadrolarının bütünü yakalandı. Bu defa 3 ay sürdü hapisliği. Serbest kaldığında bir yandan muayenehane açıp doktorluk yapmaya,
Diğer yandan güvendiği birkaç arkadaşıyla birlikte partiyi ayağa kaldırmaya çalıştı Hikmet Kıvılcımlı. Bolşevizmin tavrını parti içinde tavizsiz davranışlarıyla, çalışmasıyla, örgütlenmesiyle yürüten tek adam olduğunu zaten parti faaliyeti bu insanlarla münasebetler içinde görüyorduk. Bu sırada Sovyetler Birliği'nin İsmail Bilen'i görevlendirdiğini öğrendi. İtiraz hakkı yoktu. Zaten ortada didişilecek bir şey de pek kalmamıştı. Parti, yeni taraftarlar, eskiden ilişki içinde olup da kenara çekilmiş isimlerle toparlanmaya başladığı sırada emniyete gelen bir ihbarla İsmail Bilen yakalandı. Ve onun polis sorgusunda başkalarıyla birlikte ismini vermesi üzerine apar topar yakalanıp 4,5 yıl hapse mahkum edildi Kıvılcımlı. 27 yaşındaydı ama o zamana kadar yaşadıkları bir insanın bütün ömrü süresince yaşayabileceklerine bedeldi. Devlete, partiye, Rusya'ya öfkeliydi. Duygularını kontrol etmekte zorlandığını hissetti ilk kez. Ve hakim hakkındaki kararı okuyup bir DJ olup olmadığını sorduğunda 4,5 yıl kızıl bir profesör olmak için iyi bir süre deyip sustu. Elazığ cezaevine gönderildi. Mahkumiyet süresini sosyalist düşünceyi derinliğine kavrama, ters gittiğini düşündüğü şeylere cevap bulma fırsatı olarak değerlendirmeye karar verdi. Cezaevi demiyor, Elazığ Üniversitesi diyordu adres isteyenlere. Marksist düşünce ve hareketin derinlemesine tahlili niteliğinde olan eseri Yolu orada yazdı. Türkiye'nin sosyal bünyesine, Türk toplumunun duygu, düşünce, inanç dünyasına uygun yeni bir anlayış hakim kılınmadığı takdirde ülkede sosyalizm için iktidar ümidinin olmadığını söylüyordu. Teori ile hayat arasında daima Kıvılcımlı'da hayat belirleyiciydi. Yani efendim Marx şunu demiş, Lenin bunu demiş değil, tarihe bakalım, hayata bakalım, atın ağzını açalım, dişlerini sayalım şeklinde hayata öncelik veren bir tutum vardı. Bu çok çok önemlidir. Çünkü genellikle bu çocukluk çağındaki sosyalist hareketlerde hep her şey kara kaplı kitabın içinde aranır. Bu bakımdan Kıvılcım'ın bir kara kaplı kitabı değil ama diyelim mavisiyle, yeşiliyle, kırmızısıyla bir hayat vardı öncelik tanıyan. İkinci çok önemli özelliği ayağı Türkiye toprağına basıyordu. Hatta bir ağaç gibi Türkiye toprağının derinlerine kendi köklerini uzatmıştı ve büyük bir tarih bilinci vardı ve her şeyin kendi dinamikleri içinde, her ülkenin ve kendi toplumsal mecrası içinde gelişeceğini bilirdi ve o bakımdan gerçekleri tarihin içinde bulur ve o tarihin içinden gelen dinamizmin geleceğe doğru akıntısını keşfetmeye çalışırdı. Türkiye'nin gerçekleri, Türkiye'nin realitesi, Türkiye'nin sömürülen insanlarının nasıl bu sömürüden kurtulacağına dair sistematik bir program metni sadece Doktor Hikmet'te gördük biz. O tarihte derli toplu bir sentez halinde, bir doktrin çerçevesi içinde yazılmış ikinci bir esere de rastlamadık. Cezasını tamamlayıp çıktığında yayıncılık yapma kararıyla döndü İstanbul'a. Zira TKP'lilerin dahi Marksizm'in temel kaynaklarından habersiz olduklarını görmüştü. Ayrıca 4,5 yıl boyunca kaleme aldığı yazıların dosyalar arasında kalmasını da istemiyordu. TKP ile arasının iyi olup olmaması önemini kaybetmişti gözünde. Şefik Hüsnü Deymer'in önderlik ettiği TKP, kendi çevresindeki insanlarla kavga halindeydi. Eleştiri getirenleri muhalif, hain ilan ediyorlardı. Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı için bunlara polis ajanı ve troçkist sıfatları da eklendi. Kıvılcımlı cevap vermedi suçlamalara. Nazımsa öylesine öfkeliydi ki, Pendik karşısındaki Pavli Adası'nda partililerle yaptığı toplantıda içinde ne varsa döküp, sonuçta orada bulunanlara kendisini TKP Genel Sekreteri seçtirdi. Olaya Komünist Enternasyonel Yürütme Kurulu,
yani komünitern el koydu ve Şefik Hüsnü'den yana tavır aldı. Moskova'nın kararı demekti bu. Pavli'de kendisine oy verenlerin büyük kısmı da dahil, partililer selamı sabaha kestiler Nazım'la. TKP resmi yayın organı da onunla birlikte hareket edenlerin partiden atıldığını ilan etti. Sistem onu dışladı. Bakın aslında sistem dışladığı için sistemin sol hareket içindeki uzantıları da onu dışlamıştır. Sistem onun için dışladı. O onun teorik birikimi, inatçılığı, kararlılığı, mücadeleciliği nedeniyle hep hedef alınmıştır. Ve gözü açtırılmamıştır. Hayatının önemli kısmı hapishanelerde geçmiştir. Gelişmeleri köşesinden izleyen Hikmet Kıvılcımlı, kendisini hengamenin dışında tutmaya çalışsa da adı 1938'de Nazım Hikmet ve Kemal Tahir'in de tutuklandığı harp okulu ve donanma davalarının sanık listesinde yer aldı. Orduyu, donanmayı isyana teşvik etme suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edildi bu kez Kıvılcımlı. TKP onlar için kılını bile kıpırdatmadı. Kemal Tahir ve Nazım Hikmet'le birlikte Çankırı cezaevine gönderildi. Aynı odadaydılar. Nazım'ın memleketimden insan manzaralarında Doktor Halil diyerek andığı kişi oydu. Kitap okuyor mahkum Halil, çevirirken dizinde duran kitabın yapraklarını. Çok rahat bir ustalıkla kullanıyor bileklerinden demirli parmaklarını. Kitap ve kelepçelerle 13 senedir bu 5. yolculuğudur. ...12 yıl sonra 1950 affıyla tahliye edildi Kıvılcımlı. Tek parti iktidarı İnönü gitmiş, demokrasi, insan hakları diyen Demokrat Parti Menderes gelmişti iktidara. Ümit vadedici olabilirdi. Bu ümidi yansıtan yazılar yazıp yayınladı. TKP ne der diye düşünmeden. Partiyle ilişkisi kalmamıştı artık. Legal olmayan bir siyasi faaliyete inancı da. Nitekim 1954'te Kerim Korcan, Zihni Anadolu gibi birkaç arkadaşıyla Vatan Partisi'ni kurdu. Vatan Partisi? İlk bakışta nedir? Bir legal partidir. TKP bir illegal partidir. Vatan Partisi onun legali. Hayır, asla değil. Vatan Partisi bambaşka, Kıvılcım'ın kendi istediği özgün partisidir. 3 yıl sesini çıkarmadı Vatan Partisi'ne Ankara. Ama Kıvılcımlı'nın 1957 seçimleri öncesi İstanbul Eyüp'te yaptığı konuşma çileden çıkarttı Demokrat Parti'yi. Bugün Müslüman İstanbul'umuzun İstanbul'dan önce Müslüman olan Eyüp ilçesine Vatan Partisi'nin sesini duyurmaya geldik diye başladığı konuşmasının bütününe yansıyan fikir, Kıvılcımlı'nın İslam'ın hedeflediği adaletli düzeni kurmayı vaat ettiğiydi. İslam'ın doğuş nedenlerini ve Hazreti Muhammed'i çok iyi incelemişti. Hatta bu konuda kitapları da vardır. Ve Hazreti Muhammed'in dünya tarihindeki en büyük devrimcilerden biri olduğunu, ki Marx, Engels de böyle değerlendirmişlerdir, çok iyi saptıyordu ve sizin de belirlediğiniz gibi gerçekten de birçok bugün ilahiyat fakültesi profesörüne İslam'ı öğretecek kadar derin bilgilere sahipti. Ve bu konuda halkın inançlarına çok saygılıydı. Bakın şimdi birden siz sorunca hatırladım. 1968 yılında Ağustos ayıydı. Reşat Fuat Baraner vefat etmişti. Ve onun cenaze namazındaydık. İmam cenaze namazı için cemaati çağırınca birdenbire gitti en ön safta durdu. Mesela birçok sosyalist liderimiz böyle kenarda dururken o hemen en öndeki yerini aldı ve yani o halkın İslami kanaatlerine, inançlarına da son derece saygılı ve onu bir Türk olmanın, Müslüman olmanın bir parçası olarak orada doğal bir şekilde görevini aldı ve o son görevi de namazı kılarak eda etmişti. Şimdi ben hatırlıyorum bu orada fısıltılara yol açtı. Fısıltılara yol açtı ama Kıvılcımlı oydu. Yani bu toprağın insanı, bu ülkenin insanı ve bu tarihin yarattığı bir birikim ve o tarihin içinde bir rolü olmuş. Partisi kapatıldı,
ve son kez tutuklandı Hikmet Kıvılcımlı. 1960 yılına kadar sol harekette 141-142 maddeden takibatlar ve hükümler yapılıp verildi. Bunların içinde fişlenmiş 60 yılına kadar 11 bin kişi siyasi kısmın tespit ettiği arasında bir tek Doktor Hikmet 163. maddeden tutuklandı Türkiye'mizde. Zaten o konuşmayı Adnan Menderes Londra'da uçaktan gelirken yolda teypten dinletmişler. Doğru vilayete giderim demiş. Vilayete gelir gelmez bu partiyi kapatın talimatını veriyor. Harbiye'nin taş hücrelerinde bir yıl tecritte tutulduktan sonra bu kez mürteci sıfatıyla çıkarıldığı mahkemede suçsuz bulunup serbest bırakıldı. Her gün idman yapıp havanın sıcaklığına soğukluğunu aldırmadan soğuk suyla yıkandı. Onun kendine karşı verdiği ayakta kalma savaşıydı bu. Yılan gibi, yılan hani derisini deri değiştirir ya, yılanın deri değiştirdiği gibi mücadelelerde derisini bırakmış olmak gerekir derdi. O kaç deri bırakmış mücadelelerinde? Bu nedir? Bu ermişlik. Bu oyuna kat kat bir takım makamlar aşmış. 1960 ihtilali ve sonrası. Yeni dönemde sol düşünceyi siyaset sahnesinde temsil etmek iddiasıyla kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmak istedi. Ancak talebi ürküttü kurucuları. Reddedildi. 27 Mayıs hareketinden sonra Türkiye İşçi Partisi kurulduğu zaman Aybar'ın ve arkadaşlarının öncülüğünde orada bir kaide vaz edildi. TKP'lilerin hiçbiri partiye alınmayacak diye. Ve bu eski TKP'liler dışlandılar. Türkiye İşçi Partisi'nin üyesi olamadılar. Onlar da çeşitli mahfillerde, çeşitli gazete ve dergilerin çevresinde toplanarak faaliyetlerini sürdürdüler. Kıvılcımlı'nın öyle bir şanssızlığı vardı. Parti üyesi olamadı. Kendisi vakti zamanında parti kurdu. DP zamanında. Sonra o kapatıldı. Ama eğer kendisi bir örgüt içinde disiplinli şekilde çalışsaydı hem Türkiye hem de Batı onu çok daha yakından tanıyacaktı. Ama böyle bir şansı olmadı. Kitaplarını kendi parasıyla bastırmak zorundaydı. Bugün o İnternet sitelerinde açık artırmayla satılan, çok değer ifade eden kitaplar vakti zamanında toz toprak içinde 25-50 kuruşa satılırdı. Biz öyle topladık aldık bunları. Yazılarıyla rehberlik etmek istedi ama anlamak için yaklaşan insanda bulamadı çevresinde. Her sol grubun sadece isminden yararlanmak istediğini gördü. Kısır polemiklerin içine çekildi sürekli. 12 Mart vurgunu geldiğinde o kendi fırtınasını yaşıyordu. Kanser teşhisi konmuştu ve polisçe aranıyordu. Yeni bir tutukluluğu kaldıracak durumda değildi bedeni. Kıbrıs'a, oradan Suriye'ye, daha sonra Bulgaristan'a, kabul edilmeyince Doğu Almanya'ya gitmek istedi. Reddedildi. Berlin'den hudut dışı edildiğinde gidebileceği tek yer kalmıştı. Doğduğu topraklar. Yugoslavya'ya geçti ve hemen hastaneye yattı. Yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Ama 50 seneyi bulan sosyalizm mücadelesinin onu getirdiği noktada eleştirilerini kağıda dökmek ve Türkiye'de mücadelesinin hesabını vermek istiyordu. Önce İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne ön ifade kabul edilmesi talebiyle kaleme aldığı dilekçeyi yolladı. Ardından Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Leonid Brejnev'e Rus komünizmini ağır şekilde eleştirdiği mektubu. Türkiye'nin sürecini, dünyanın sürecini geçmişteki teorik birikimin içinde aramazdı. Tam tersine önce hayatı, yaşadığımız süreci anlamaya çalışır ve eğer teoride buna uymayan taraflar varsa son derece rahat bir şekilde Marx burada yanlış söylemiş veya yani Lenin'in teorileri burada doğru çıkmamış veya Stalin burada olayı görememiş şeklinde, hatta bazen böyle Lenin'den yani papaz mektebinde okuduğu için öyle dogmatik bakar falan gibi son derece rahat ve bizim gibi gençleri de o zaman bu
hayretler içinde bırakır. Karısı Emine Hanım'a kendisi için uygun bulduğu mezar yerinin krokisini verip taşına yazılmasını istediği Terentius'un ünlü "İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz" sözünü not ettirdikten sonra 11 Ekim 1971'de bir daha açmamak üzere yumdu gözlerini. Sol düşüncenin popüler isimlerinin pırıltılı sözlerini işittiğinde "Manda teziği kadar iri laf ama keşke onun kadar işe yarasa" diyen, postallarıyla evine girmek isteyen dev gençleri "Oğlum burası Müslüman evi, ayakkabını çıkar" diye azarlayan biriydi o. Özgün ama Türkiye'deki her özgün gibi küskündü.